Sayın Nihat Tanfer hocamız, kendisi biliyorsunuz aynı zamanda çene cerrahisi uzmanı, aynı zamanda da programımızın ağız ve diş sağlığı konusunda danışman hekimlerinden. Bugün kendisiyle diş eksikliklerini konuşacağız, estetiği konuşacağız, implant uygulamasını konuşacağız. Ama en önemlisi, benim bu konuda en önem verdiğim konulardan bir tanesi çene kemiği erimeleri, çene kemiği eksiklikleri. Çünkü bu hem üzerine implant yapılmasına ileri durumlarda engel oluyor, hem de insanların bu çene kemiği eridiğinde alt ve üst, kadın ve erkek hiç fark etmiyor, daha erken yaşlanmalarına, yani görüntü olarak da engel oluyor, beslenmelerini de bozuyor. Dolayısıyla bunların, eğer böyle sorunlarınız varsa bir an önce halledilmesi lazım sağlıklı olabilmeniz açısından diyorum. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hoş bulduk Emel'cim, gayet iyiyim. Hocam valla epeydir canlı yayında görüşemiyorduk. Çok evet. Güzel oldu. Bu arada 506, yine ekranın altında görüyorsunuz, WhatsApp numaramız elimde. Sorularınızı buradan da iletebilirsiniz. Hocam şimdi böyle bir giriş yaptım çene kemiğiyle ilgili, haddimi aşarak. Ama siz bir çene cerrahı olarak hani bunun esas bilimsel açıklamalarını yaparsanız daha çok aydınlanacağız. Valla dilimin döndüğü kadar yapayım. Şöyle, çene kemiği tabii normal yapısında dişler çekilmediyse belirli bir takım ölçülerde. Ancak diş kayıplarından sonra ve o diş kayıplarından sonra hareketli protezler yapılmışsa 2 seneden sonra belirli oranlarda azalmaya, eksilmeye başlıyor. Bu herkesin bildiği bir şey. Ve ondan sonra yapılmış olan protezler ağızda durmuyor, oynuyor ve hareket ediyor. Artık son 20. yüzyılın bitişi, 21. yüzyılın başında herkes ağzında hareketli protez istemiyor. Bu çok doğal. Herkes kendi dişi gibi sabit, ağzından çıkmayan, oynamayan protezler istiyor. Çene kemiği de erimişse burada bir çelişki ortaya çıkıyor. Bu çelişkide kemik yok, implant yapılacak, implant yapılamıyor. Ne yapalım? Eski zamanlarda işte kalçadan alalım, koyalım. Tutarsa kemik tutuyor, tutmazsa şansına küsleniyor. İmplant böyle deniliyordu. Ama yani aslında pardon hocam, burada parantez. Aslında yani bu kemiğin tekrar yükseltilmesi ya da kalınlaştırılması işlemi ne? Aslında senelerce önce kafa yorulmuş ve çözüm de bulunmuş. Tabii. Yani tabii tıbbın gelişimi, implantın gelişimiyle beraber, ben hep söylerim, cerrahide, ağız cerrahisinde en önemli devrimlerden bir tanesi implant ve implantolojidir. Yani diş kökü yerine geçen materyallerin, titanyum bazlı materyallerin çene kemiğine konup sabit protez yapılması bence büyük bir devrimdir. Kesinlikle. Diş hekimliğinde. Kesinlikle. İkincisi de bu çene kemiğini kaybetmiş olan kişilerin kaybettikleri kemik yerine yapılacak olan kemik yenilenmesi, augmentasyonu işlemidir. Bu işlem tabii çok kolay böyle anlatıyoruz. Bazen hastalar bizim karşımıza geliyor. Efendim ne olacak diyor. İşte oradan hemen diyor kemiği koyuvereceksiniz. Oradan bilmem bir şey yapacak. Ayol diyorum, nasıl öyle o kadar kolay anlatıyorsunuz bunu? Yani biz o kadar kolay yapabiliyor olsak bu ameliyat 2,5-3 saat sürmez bir. Değil mi yani? İkincisi yeniden kaybedilmiş bir şeyin yerine yeniden bir kemik yapılması bir proses. %100 de bu prosesin sonuçlarını alabilmek için belirli bir zaman ve belirli bir periyodun mutlaka geçmesi gerekiyor. Şimdi bu doğrultuda biz böyle burada anlatınca hastalar çok kolay zannediyor. Bir de animasyonda da seyrediyorlar. Ay ama ne olacak, işte oradan 2 tane plak koydu öyle oldu falan. Hani neredeyse biz evde de yaparız falan gibi algılıyoruz. Burada öyle görünüyor. Valla öyle algılamıyorsunuz, herkes öyle algılıyor. Gerçekten. Geçen gün bu arada küçük bir anekdot anlatayım. Lütfen. Bir hasta Yunanistan'da dişi çekilmiş, kırılmış, çıkaramamışlar. Zürih'e gitmiş, Zürih'te baktırmış. Evet. Zürih'te de işi çözememişler. O sırada Zürih'te birisi demiş ki ya İstanbul'a git, bu işleri en güzel yapılan yer İstanbul'dur. Eksik olmasınlar, bizim de adımızı vermişler. Peki hasta bir şey gelmiş. Soracağım, diş hekimi mi söylemiş Zürih'te hocam bunu? Evet. Bravo, diş hekimine de helal olsun. İsmen de göndermiş. Hasta gelmiş diyor ki ya çok basit diyor, şuradan diyor ki ayol dedim, nasıl basit, siz hangi basitten bahsediyorsun? Yunanistan'da olmamış, İsviçre'de olmamış.
Şimdi buraya gelmişsiniz, tutup diyor alıvereceksiniz. Şimdi bazen işte olayları bu kadar hafife basite indirgediğiniz zaman, implantta da böyle, box teknik dediğimiz çene kemiği yapılması işleminde de böyle, bütün bizim olaylarımız son derece kolay anlatılıyor. Burada anlattığımız gibi değil aslında hayat. Bu kadar da kolay değil. Hele cerrahi konusu basit bir konu değil. Yani şimdi bir hoca anlattığı zaman karaciğer transplantasyonunu gayet güzel anlatıyor. Ama gelin görün ki o karaciğer transplantasyonu yaparken yaşamış olduğu stres, yoğunluk, çizgi. Kaç kişilik bir ekip çalışıyor. Ekip çalışıyor falan. Bunları hiç kimse görmüyor. Ve olayı ne yazık ki basite indirgiyor. Onun parantez içinde söyleyeyim. Ama şöyle bir sevindirici tarafı var işin. Biz 5 seneyi tamamladık. Yani bir olayda yapılan bir işlemde 5 yıl önemli bir süreç. Box tekniği biz 2012'nin Temmuz ayında başlamıştık. O zamandan bu zamana ortalama 5 sene geçti ve 500'e yakın, 500'ün üstünde de hastaya yaptık. Allah'a çok şükür gayet de sonuçlarını aldığımız, neticelerini aldığımız gayet başarılı uygulamalarla da devam ediyoruz. Aynı zamanda 5 senelik sonuçları da görüyoruz. Tabii 5 senelik sonuçlarını görebiliyoruz. Yani ben geçen gün telefonuma WhatsApp'tan yazı geldi. Ta bir tarihte anlatmıştım burada. Montenegro'dan gelen bir hastadan bahsetmiştim. Evet, evet. O hastanın oğlu bana yazıyor, İsviçre'ye gidiyorum, doktor oldum, İsviçre'de çalışmaya başlıyorum, annem dişlerinden çok memnun, kemikleri yerinde diye. Şimdi bundan daha keyif alınan, bundan daha insanı mutlu eden bir şey yok. Çok tatmin edici tabii. İşte bu kadar senedir haber alabildiğimiz, görebildiğimiz, takip edebildiğimiz hastalarımızdan sonuçlarımız çok şükür gayet iyi. Bunu tabii anlattığınızda genelde hastalar çok olayı basite indirgiyorlar ama olayın ciddiyetini kavramaları belirli bir süreçten sonra ortaya çıkıyor. Sonuçlarını da gördükleri zaman iki tarafı da mutlu ediyor. Aynen. Yani böylece bu yeni yaklaşımlarla o işte yapılan hani yeni 5 senedir bahsediyorsunuz. Böylece ne kaburgadan ikinci bir ameliyata gerek var, evet, ne başka bir vücudun başka bir yerine ikinci bir ameliyata gerek kalmadan tamamen işte dışarıdan üretilen malzeme diyeyim ona. Evet, polilaktik asitlerle. Asitlerle bu halloluyor ve insanlar yeniden hem çene kemiğine tabii diş oluyor üzerinde. Yani ne kadar önemli bir şey. Şimdi hocam burada dediniz ki mesela özellikle uzun süre total protez kullanımı konuşmanın başında. Bu bir tanesi. Bir tanesi. Şimdi bir tanesi de biliyorum ki kistler, çünkü onunla ilgili bir soru gelmiş izleyicimizden, onu sormak istiyorum onun için. Telefon numarasının sonu 52-10'la biten izleyicimiz demiş ki merhaba hocam, bir sorum olacak size. Damaklarımda şişlikler var. Doktora gittim. Kistten şüpheleniyor. Dolayısıyla ne yapar? Yani şimdi burada kist meselesi, çünkü ben de yaşadığım için biliyorsunuz zaten siz yakın, yani o çıkarttığınız kisti görünce şok geçirmiştim. Yani son derece sinsi oluyor ve kistleri her seferinde üstünü altın çizmek istiyorum insanlar uyanık, evet, olsunlar diye. Dolayısıyla böyle dıştan şişlik yapar mı? Neye dikkat etmeleri lazım? Çünkü kist denen şey çene kemiğini eriten, oyan bir şey yani. Bu nasıl, evet, bir şeyse artık. Şimdi tabii kistik oluşumlar ne yazık ki genişlerken ben genişliyorum diye bir haber vermiyor. Ve bunu çene kemiğinin içine yayılırken hasta bunu fark edemiyor. Hı-hı. Ne zaman fark ediyor? Herhangi bir şekilde bir enfeksiyon meydana geldiğinde veya vücudun immün sisteminde bir zafiyet ortaya çıktığında. O zaman bir bakıyorsunuz ağır bir grip geçiriyor veya vücutta bir zayıflama oluyor. İmmün sistem zayıflayınca nerede bir defo varsa oradan bir patlak veriyor. Kistler de böyle ortaya çıkıyor. Tabii kist operasyonları başlı başına çok ciddi yapılması gereken operasyonlar. Peki bu dıştan şey verir mi hocam? Dıştan vermiyor ama diş etinden dışarı doğru fistülize olabilir veya şişebilir. Bunu hatta geçen gün bir hasta vardı, çok hafife alıyor bir hastamız vardı, İngiltere'den gelmiş. Ön dişlerimi diyor benim yapın. Arkasına bakıyoruz, arkada kocaman bir kisti var ama kocaman. Aman diyor ona dokunmayın, o öyle dursun dedim. Yapmayın, bakın bu bir kere kist dediğiniz olay neticede
bir balon şeklinde içinin iltihap, kolesterol, kristalleri vesaire bir sürü şeyle dolu olduğu bir enfeksiyon oda. Bu bir fokal odak. Bu sizin genel sağlığınıza, kalbinize, yorgunluk yapan eklemlerinize ve diğer bir sürü uzvunuza zararlı. Ama hastalar ne yazık ki ne zaman problem büyüyor o zaman olayı önemsemeye başlıyorlar. Kistler de böyle birdenbire ortaya çıkıyor. Ha, çıktığı zaman iyi bir opere edilmesi lazım. Birkaç operasyon yöntemi var. Günümüzde artık bu operasyonlar esnasında implantı da yapıp kemik grefleriyle destekleyerek ve onunla birlikte gelişimini sağlayarak yapılan bir takım operasyonlar var. Kistler bir problem. Bir de bunun yanında periodontal sorunlar var kemik kaybında. Onu da nedir hocam? Bahsetmeden geçmeyeyim. Diş eti problemleri, yani diş eti hastalıkları zaman içerisinde fark edilemiyor. Çok önemsenmiyor ve kanamalar oluyor. Diş eti kanamaları. Sonra bu dişlerde hafif hafif sallanmalar başlıyor. İşte bir dişin sallanması demek çene kemiğinin bir ölçüde orada azalması ve kaybolması demek. Bu kayıplar başladığı zaman işte kemik yukarı doğru iniyor, iniyor, iniyor ve siz bir an geliyor bakıyorsunuz ki diş sallanıyor, dişi çekiyorsunuz ama implant yapacak ne yazık ki alan kalmamış. Hocam aslında yani hakikaten hani tecrübelerinizden de yola çıkarak o kadar önemli bir noktaya parmak bastınız ki, çünkü bana gelen mesajların çoğu diş etim kanıyor, neden kanıyor, diş etim şişiyor, diş etim morarıyor ya da işte dolgu yaptırdım ama diş etim, hep diş eti etrafında olaylar dönüyor. Evet. Onu görüyorum. Yani demek ki burada hakikaten o diş eti deyip geçmemek lazım. O diş eti dişlere sirayet ediyor tabii, sorunu. Tabii diş etinin ağzı dili yok ki konuşsun. Yani ben hastayım desin. Nasıl diyecek? Hani mideniz kanıyorsa yanma yapıyor, ağrı yapıyor, kanama yapıyor, kusma yapıyor veya bağırsağınızda bir kanama varsa bunu bir şekilde görüyorsunuz. Evet. Ama diş etinin belirtisi de, rahatsızlığının belirtisi de ancak kanamayla oluyor. Hiçbir zaman sağlıklı bir diş eti kanamıyor. Tabii. Bir problem varsa kanıyor. İşte o kanama anında veya esnasında veya takip eden günlerde mutlaka bir hekim kontrolüne girip kanamanın sebebini bulmak lazım. Tabii burada diş hekimlerinin de özellikle yurt dışındaki hekimleri kastederek söylüyorum. Şöyle bir alışkanlığı var. Basit bir diş temizliğiyle olayları geçiştirip üzerlerinden sorumluluğu atmak gibi bir alışkanlıkları var. Bunun bir sürü nedeni var. Daha çok ve en önemli nedeni bana göre ekonomik nedenler. Çünkü ben bir diş temizliği yapayım, işte sigortadan bunun gerekli rakamını alayım, ondan sonra hasta ne yaparsa yapsın noktasında. Benim uğraşmak da istemiyorlar. Evet, bugüne kadar benim ya bu kadar senedir biz sağlık turizminin içerisindeyiz. Bu kadar yurt dışından hasta geliyor. Gelen hastaların büyük bir bölümü özellikle Kara Avrupa'sında gördüğüm yani Hollanda'sı, Belçika'sı, Almanya'sı, Fransa'sı hep olayı ötelemek. Yani ben bir temizlik yapayım, kanaması dursun, 2 ay sonra bir daha gelsin hasta. 3 ay ama o arada kemikler eriyor, eriyor, eriyor. Hasta karşınıza geldiği zaman iş işten geçmiş. Bu sefer iş büyüyor. Olay büyüyor, yine çözüm rakamlar var, büyüyor, büyüyor, yapılacak tabii. İşlem. Bir de tabii bizim yapmış olduğumuz operasyonlarda ne yazık ki yurt dışına bağlıyız. Yani kullanmış olduğumuz malzemeler belirli bir firma tarafından tabii dünyada üretiliyor. Ve o üretilen firma da istediği rakamları size deklare ediyor. Yani bu ben bunu bu fiyattan satıyorum. İster al ister alma. Bir de tabii döviz de yükseliyor. Şimdi euro kaç lira oldu gitti. Aynen. Dövizin yükselmesinin ötesinde adamların kişisel şeyleri var. Bir şey satılıyorsa onu istediği rakamı ona koyuyor. Yani, evet. Tabii. Ya bu sadece bizim problemimiz değil. Beyin cerrahları ve ortopedistler de aynı bu malzemeyi kullanıyorlar. Kullandıkları için de onlar da ne yazık ki bu şeylere bağımlılar. Yani bir şurada gözüküyor mesela bir vida kullanıyorsunuz. İşte bir vidanın maliyeti kaç yüz euro. Komik yani. Küçücük. Niye? Kendi kendine rezorbe oluyor, eriyor diye. Böyle bir malzemeyi adam istediği rakama koyuyor, size satıyor. Bunu da ne hastaya anlatabiliyorsunuz ne siz bunu efor edebiliyorsunuz. Böyle bir şekil ortada var. Alternatif mutlaka yakın bir zamanda dünyada başka ülkeler üretecek. İnşallah yani. İşte Güney Kore'de böyle bir çalışma olduğunu biliyorum.
Çünkü implant da böyleydi ilk çıktığında. Değil mi? Ne kadar pahalıydı? Aynen. İlk implantlar çıktığında uçuk rakamlar vardı 30 sene önce. Mesela 30 sene önce kaç liraydı acaba, çok merak ediyorum. Ya edeyim. Bakın 30 sene önce bir implantın yapılış rakamlarını hatırlamıyorum ama çok ciddi euro bazında maliyetleri vardı. Euro değildi o zaman, aldığınız ülkenin fiyatıydı. Yani ya markla alıyordunuz ya İtalyan liretiyle veya dolarla alıyordunuz. Ama çok ciddi rakamlardı ve maliyetleri çok yüksek. Şimdi gidiyorsunuz, her ülke kendi perspektifinde bir üretici. Türkiye'de de üretiliyor. Başka ülkelerde de, Çin'den de geliyor. İtalya'dan da, Almanya'dan da, Fransa'dan da üreten, o ülkeler üzerinden satış yapan ama başka yerde üreten artık ticaret bu. Baktılar ki dünya implant büyük bir ekonomi ve büyük bir sektör. Büyük herkesin pazar, ağzında. Evet, evet. Onun için üzerinde çok fazla ticari konuda yorum yapmak istemiyorum. Aynen. İnşallah bu da birazcık daha olur. Evet, üretimi. Evet, daha rahat. Daha yani, kullanılır daha rakamlara gelebilir. Ulaşır. Hocam, telefon numarasının sonu 46-25 ile biten izleyicimiz şöyle demiş. 4 senedir damak kullanıyorum. Damak total protezi var değil mi? Çıkmalı, takmalı çıkmalı. Sabit dişlerim olsun istiyorum. Burada hocamızın önerisi ne olur demiş. Yani ne şekilde? Tabii bile... Sabit protez için implant gerekecek. Evet. İmplant olabilmesi için çene kemiğinin müsait olması gerekecek. Çene kemiğinin müsait olup olmadığını anlamak için de bir panoramik röntgen ilk etapta. İlk etapta bu gerekecek. Ondan sonra tabii şekiller değişti. Panoramik röntgen yeterli olmuyor. Artık mutlaka bir 3 boyutlu tomografi görüp implant yapılacak olan kemiği, yani implantı daha garantiye almak adına daha sağlıklı bir çalışma yapılıyor 3 boyutluyla. Şimdi hocam buradan 3 dakikamız kaldı. Hızlıca birkaç soruyu da okuyayım. Telefon numarasının sonu 61-79'da biten çok da cici bir hanım. Çok tatlı ama bir şanssızlık yaşamış. Size danışmak istiyor. İyi günler. Benim 2 sene önce üst arkadaşımda implant yapıldı. Fakat implantın çivisi sallanıyor. 2 seferdir sıkıştırılıyor ama yine sallanıyor. Diş doktorum bunun kemiğimle alakalı olduğunu söylüyor. Bu ne derece doğru? Hocam bir bilgi verebilir mi demiş ama tabii yine bunda da röntgen olması lazım. Tabii röntgen olur ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bir fikir yürütebilir miyiz? Bu çok, çok sık rastlanabilecek bir şeydir. Yani implant 3 bacaklı bir şeydir. Hı-hı. O anda çene kemiği çok iyi gözükebilir. Hı-hı. Yerine bir implant yapılır. İmplantın kalitesi ve yapan hekim orada önemlidir. Hı hı. 3, implantın üzerine yapılan protez çok önemlidir. Mutlaka. Yani o implantın üzerine yapılan protezde şayet bir yükseklik temas eden, erken temas gösteren bir alan varsa o implantta problem çıkabilir. Bu zaman içinde hekimin gözünden de kaçabilir. Hasta bunu fark edemeyebilir. Hasta gece dişlerini sıkıyor, gıcırdatıyor olabilir. İlk başta öyle değildir, sonradan o hale gelmiştir. Bir stres altında bu dişlerini gıcırdatıyordur ve bu implantı tutan çene kemiğine zarar verebilir. Burada kimseyi suçlamak değil de çözüm üretmek lazım. Aynen, tabii. Şayet aynen, öyleyse, o implant oradan çıkarılır, yerine bir kemik grafiği konur, beklenir, yeni bir implant yapılır ve ondan sonra yeniden bir protez, üzerine bir kron veya işte köprü neyse ne yapılması gerekiyorsa. İzlenmesi gereken yolu. Şimdi burada enteresan ve size sorulan vakalardan hani ilginç olanları seçmeye çalışıyorum. 38-97. Şimdi bu gerçi bir çocuğuyla ilgili bir şey ama bir çene cerrahi uzmanı olduğunuz için size yöneltmek istemiş izleyicimiz. Diyor ki 6,5 yaşında oğlum var. Alt çenede 4 diş, üst çenede 2 diş eksik. Ayrıca üst dişleri de seyrek. Film çektirdik. Diş oluşumu da yok diyor yani. Diş de çok, görünmüyor. Çok rastlanan bir şey ama bu ve yani. Ve endişe etmişler. Bu yani hani nasıl bir şey söyleyebilir? Söyleyemedim bile. Nasıl bir şey söyleriz? Eksik ya, teşekkül etmemişse, jenleri bile yoksa. Hı hı. Şu dönemde yapılacak, bugünün tıbbi şartlarında, hı hı, yapılabilecek fazla bir şey yok. Hani işte kök hücre olsaydı, şu olsaydı, bu olsaydı, hadi bu operasyona, ama şu anda daha bunlar hep
çalışma aşamasında. Belki bir 40-50 sene sonra çok daha farklı bir noktaya gelecek. Ama şu anda yapılacak bir şey yok. Eksik dişleri varsa bekleyecek. Büyüyecek o çocukcağızımız. Belirli bir yere yaşa geldiği zaman ağzına geçici bir takım protezler yapılacak. Ki rahat yemek yiyebilsin, beslenebilsin. 18'li yaşlarına geldiği zaman da implantlarla eksik olan dişler telafi edilerek düzeltilecek. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız, geldiğiniz için. Bu arada hala sorularınız da geliyor sevgili izleyiciler. Hocam hemen yayından sonra ben teslim edeceğim. Mutlaka o dönüş yapıyorlar, ilgileniyorlar. Bir de buna mesai harcıyorlar ama sağ olun bunu yani, hakikaten. Bunu ben bir sosyal görev olarak görüyorum. Aynen, sosyal sorumluluk. Ne kadar hizmet edebilirsek, ne kadar bilgilendirebilirsek. İnanın bakın hemen hemen biz 5 senedir birlikte aynen, galiba program yapıyoruz. Aynen. Hala implantı bilmeyen ve soran kişi var. Var, kesinlikle hocam. Çok teşekkür rica ederim. Sağ olun. Tanfer, sağlıkta hayata gülümse tanferle.